Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladı. TTIT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitiği konusundaki ÖSYM tarzı test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktaları aynı bölgede. Evet birincinin işareti eksi ise ikinci de eksi olmak zorunda. İkincinin işaretini burada bilmiyorum ama burada artıysa burada da artı olmak zorunda. Şimdi aynı bölgedeymiş bu noktalar. A noktası bu bölgeler aynı bölgede tamam. A noktasının x80'e olan uzaklığı x80'e olan uzaklığı mutlak değer budur. Yani 2k eksi 1'in mutlak değeri eşittir. B noktasının y eksenine olan uzaklığı mutlak değer k eksi 2'dir. K eksi 2'nin mutlak değeridir. Peki buradan ne geliyor? Hocam mutlak değer 2k eksi 1 içerisinde artı olduğu için aynı çıkmak zorunda. Bu da k eksi 2. Eksi ise eksili olarak çıkmak zorunda. Eksi k artı 2 olarak çıkmak zorunda. Çünkü mutlak değer içi eksi ise eksili şartımız çıkar. Buradan buraya attım. 3k eşittir. 3'ten k'yı da böylelikle 1 buldum. Şimdi k'yı 1 bulduysam eğer a noktası ne oldu şimdi? Eksi 3 virgül k yerine 1 yazdığımda 1 yapar. B noktası da ne yapar? K yerine 1 yazarsam eksi 1'e 5 noktası yapar. Şimdi AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş x'ler farkına bakıyorum. Eksi 3 eksi eksi 1. Eksi 3 artı 1. Yani eksi 2'nin karesi artı 1 eksi 5'in karesi yani eksi 4'ün karesi. O da kök 20 yapar. O da 2 kök 5 yapar. Evet cevap 2 kök 5 yani birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat sistemi ile verilen düzlemde A0 1'e 2 noktasından başlayıp her seferinde noktanın apsisini ordinatı kadar arttırıp ordinatı da apsisi kadar azaltarak A1, A2, AN noktaları işaretleniyor. AN noktası koordinat düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre en en az kaçtır diye soruluyor. İlk önce A1'i bulalım mı? Bulalım. A1'ini 1'e 2 noktasında apsisi kadar arttırıyorum. Ordinatı kadar arttırıyorum. Ordinatı da apsisi kadar azaltıyorum. 2'ye eksi 1 yapar. Yani kaç yaptı arkadaşım bu nokta? 3'e bir noktası yaptı. Sonra A2'yi bulalım. A2'yi bulurken de apsi kadar arttırıp bunu 4 oldu buradaki nokta. Sonraki nokta şu altına şey yapalım. A2'yi de şöyle yazalım istersen. A2'de şunu apsi kadar arttırıyorum. 4 ordinatı kadar azaltıyorum. Yani 1 eksi 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 2 yapar. Değil mi? A3'e bakalım. Böyle böyle gidiyoruz. Ee, ben bunu ne yapıyorum? Apsi kadar arttırıyorum. Apsi kadar arttırdığım zaman ne oldu? Apsi kadar arttırdığım zaman 2 oldu burası. Bunu da ordinatı kadar azaltıyorum. Eksi 6 noktası olur. A4'e bakıyorum. A4'e baktığım zaman da apsi kadar arttırıyorum. Yani eksi, eksi 6 ekliyorum. Eksi 4'e bunu da ordinatı kadar azaltıyorum. Eksi 8 noktası yaptı mı? Yaptı. İşte bizden ne isteniyor? AN 3. bölgedeyse zaten 3. bölgeye ulaşmam için eksiye eksiye ulaşmam lazım değil mi? Eksi eksi nerede doğru ulaştım arkadaşım? A4'te ulaştım. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 4 yaptı. En yerine 4 yazdığımızda ulaştık çünkü. O zaman cevap balık esir oldu. İkinci soruda güzel soruydu. Üçüncü soruda iki nokta arasındaki uzaklık formülünü vermiş. Test kitabında soru çözmeye çalışan Duru A 10'a 10 ve B eksi 2'ye 5 nokta arasındaki uzaklığı hesaplarken formüldeki çıkarma işlemi yerine yanlışla toplama işlemi yapmış. Yani 10 eksi 10 eksi 2 dememiş de 10 artı 2 demiş. Yani 10 artı eksi 2 artı bu, bunun karesi x'a farkının karesi artı y'a farkının karesi 10 artı 5'in karesi demiş karekök içerisinde. Yani burası kaç oldu? Hocam 8 oldu burası. Burası 15, 8, 15 17 üçgeninden burası 17 çıktı. Buna göre durumun bulduğu sonuç ile doğru cevap arasındaki fark nedir diye soruluyor. Evet. Durumun bulduğu bu cevap yanlış cevap. Bizden ne isteniyor? Bir de doğru cevap bulalım. x'a fark kaç? Normalde doğru cevabı buluyoruz şimdi. x'a fark kaç? 10 eksi eksi 2. 12 kare 12'nin karesi artı yela farkı e, 10 eksi 5'in karesi 5'in karesi 5 12 13 üçgeninden 13 çıkar orası e doğru bulduğu sonuç ile ya doğru cevapla yanlış cevap arasındaki fark isteniyor yani bizden 17 eksi 13 isteniyor cevap böylelikle kaç çıkar 4 çıkar üçüncü soru denizli oldu geldik 4'e evet 9 10 noktası verilmiş yani burası 9 birim burası da 10 birim değil mi Yok. ona 9 verilmiş ona 9 oldu burası Hatta bunlar eşitlik 4 gelse 3 3 3 yaptı mı bunlar? Evet. Hocam burası 3 3 uzun kenar 10 uzun kenar 10 a 6 10 burası da 90 ya 6 8 13 kenar 8 çıktı burası. Sonra son durumda B noktası isteniyor bizden. B noktasına bak bakayım. 18'e 0 noktası yapar. Yani cevap Denizli yaptı 4. soruda. Geldik 5. soruya. Yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede hava sıcaklığı 1 santigrat derece azalmaktadır. Evet, dik koordinat düzlemiyle modellenmiş bir bölgede nesnelerin konumları sıralı ikililerle ifade edilmiştir. Sıcaklık ölçümü için doğrusal bir rota. Arkadaşlar şurada doğrusal bir rota varmış. Şöyle bir doğrusal rotası varmış. Bu doğrusal. Tamam. Şimdi buradan buraya ne kadar bir düşüş var arkadaşım? 9 santigrat derece değil mi? Evet 9 santigrat derece bir düşüş var. Ee, her bir derecede 200 metre değil mi? O zaman 9'da 1800 metre gitmesi, gitmesi lazım değil mi bunun? Evet. Şimdi şuraya bakıyoruz. 9 derece düşmüş bu. E buradan buraya da 6 derece düşmüş. Alt derecede o zaman her derecede kaçtı? 200'dü. O zaman burası da 1200 olması lazım. E o zaman olay bitti arkadaşım. Baksana burada ne var? Burada 1800'de 1200 var. Yani oranlayacak olursak 18 bölü 12 6'ya bölsen 3 6'ya bölsen 2. Yani burası 3K 2K değil midir? Evet. Yani oran orantı yardımıyla artık ben buradaki noktayı bulabilirim. Evet burada eksi 3'ten 6'ya bak 3'ten 6'ya kaç yükselmiş? 9. 3K'da 9 yükselmiş. Güzel bir soruymuş bu arada. K'da kaç yükselir? 3 yükselir. Buradan buraya ne var? 2K var. 2K'da da kaç yükselecek o zaman? 6 yükselecek. Evet 6 yükselttiğin zaman burası kaç yapar? 12 yapar. Evet. Öbürde bakalım ordinata. 4'ten 7'ye 3 yükselmiş. Hocam 3 yükselmiş. K'da 3K'da 3 yükselmişse K'da 1 yükselir. 2K'da 2 yükselir. O zaman burada da ordinatı 2 yükselteceğim. Burası da 9 mu yapar? Evet. 12'ye 9 noktası olarak buluruz cevabı. Güzel bir soruydu. 5. soru Balıkesir yapar. Geldik 6'ya. Altıncı soruda da şöyle bir döndürme var. Şimdi 8'e 5'i kullanalım. Hocam burası 8 burası 5 birim. Karenin bir kenarı 5 birim 5 birim 5 birim. E buraya ne kaldı o zaman 3 kaldı. A noktası etrafında ben bunu döndürmüşüm. E o zaman burası hala A noktası. O A sabit değil mi? Evet sabit 3. E karenin bir kenarı 5. 3 4 5'ten 4 oldu. C küsüsün koordinatları isteniyor. Eksenler onun lazım bana. Şuradan çizmiyorum şekil karışacak diye. E burası 5 iken burası da 5. 90'lar havada şu Dal alfabetaya. Alfabeta alfabeta. alfabeta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı 4. Bak C noktası. Hocam 4 birim sağda 4'e. 7 birim yukarıda 7 noktası yapar. Yani cevap böylelikle denizli yapar. Geldik 7'ye. Aşağıda ölçek, aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada ABC noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli uzunluk birimine göre verilmiştir. İlk önce şu uzunlukları bulalım mı? X'ler farkı 8, Y'ler farkı 6. 6 8 13 üçgeninden burası 10 çıkar. Y X'ler farkı 5, Y'ler farkı 12. 5 12 13'ten de burası 13 çıkar. Normal şartlarda. Şimdi bu A ile B arasını kaç hesaplamış? 50 kilometre olarak hesaplamış. E arkadaş 10'da 50 kilometre varsa A ile C arası 13'te kaç kilometre vardır? Kaç katı? 5 katı. 5 katı o zaman soru işaret dediğimiz doğru orantıdan çıkar. 65 çıkar. Yani 7. soru. Böylelikle Cehan oldu. Geldik 8'e. Kudret uçları 9 dakika 11'e 3 noktalara bağlı bir lastiği tam ortasından tutup AB doğru parçasına dik olacak şekilde AB doğru parçasına dik olacak biçimde esneterek orijinal sabitliyor. Evet AB doğru parçasına dik olacak şekilde diyor. Şöyle esnetmiş. Hocam tam ortasına attı ya. Bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. X kenarda. Çizilen yükseklik konumunda oldu burası. Orta nokta oldu burası? Evet. Buna göre k kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşım öncelikle burada ne yapmalıyız? Burada orta nokta koordinatından buraya gidebiliriz. Ama şu uzunluklara bakalım istersen? Bakalım. Hocam 11'e 3 ya. Şu iki nokta arasındaki uzaktan gidebiliriz. Ee, dik üçgenden gidelim kardeşim. Şöyle dik üçgen. 11'e 3. E, Pisagor bağıntısından 121. Şuraya A diyelim. A kare neye eşit? 121 artı 9 yani 130'a eşit oldu. Hocam 9'a k'yı da kullanalım. Biz iki nokta arasında uzaktan gidebiliriz ama şöyle çizsek. Hocam apsi 9, 9 birim sağda ordinatta k. Pisagor'dan a kare aynı zamanda 9'un karesi artı k'nın karesine de eşit değil midir? Evet. E o zaman buradan ne geldi? 81. 81, 121'ler 81 çıksa 40. Bir de 9 var burada 49. 49 eşittir k kare oldu. K'yı da buradan 7 olarak bulduk. Yani cevap C'han oldu. Evet 8. soru Ceyhan geldik 9'a. Akıllı saat kullanan Ali doğrusal bir yolda koşu yapmış ve bazı anlarda bu saat Ali'nin bulunduğu konumu anlık olarak koordinatlamıştır. Bu şekilde. 1'e 10, e 7 soru işareti. Ama doğrusal bir yolda koşuyor. Vay Ali'ye bak sen. Arkadaş doğrusal bir yolda koştuğu için bunlar doğrusal mı olacak arkadaşım? Evet. Şimdi Buna göre diyor hareketi boyunca hızı değişmeyen Ali'nin 16.05'teki koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şuradaki. Aa saat de vermiş burada. Saate bak şimdi. Arkadaş 15.05'ten 15.20'ye 15 dakika geçti. Arkadaş 15 dakikada şuradan şuraya 15 dakika geçti. Buradan buraya 15 dakika geçti. Peki buradan buraya kaç dakika geçti? 20'den 40 dakika var bir de 5 dakika daha var. 45 dakika mı geçti? Evet. Arkadaşlar Bizim doğru sağ bir yolda koşuyor. Sabit bir hızla koşuyor. E, o zaman hızları süreyle doğru orantılı değil midir? Yani 15 bölü 45. 15 bölü 45 kaç yapıyor? Hocam 5'e bölsen kaç? Ya 1 bölü 3 yapıyor. O zaman bu 15'te x k kadar yol koştuysa burada 45 dakikada da 3 k kadar yol koşmaz mı? Yol koşar. E i̇şte bizden bak oran aratı yardımıyla sonuca ulaşacağız. K'da 1'den 3'e 2 artmış arkadaşım burada. Oran artı yardımı. O zaman 3K'da kaç artar ona bakalım. 6 artar değil mi? 3K'da 6 arttıracağım. de 6 arttır. Buraya kaç kalır? 9 kalır. E, K'da 10'dan 7'ye 3 azalmış. 3K'da kaç azalır o zaman? 9. Buradan 9'a atacaksın. 7 9'dan eksi 2 mi yapar burası? Evet. Yani cevap 9'a eksi 2 olur. Evet 9. soru böylelikle Ceyhan oldu. Ve böylelikle... Bu testi bitirmiş bulunuyoruz. Hatta nokta netini bitirmiş bulunuyoruz. Neye başlayacağız? Eğime başlayacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde eğim konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.